Şimdi yapmamız gereken ilk şey bilgisayarda Node olup olmadığını kontrol etmek. Node, JavaScript kodu tarayıcı dışında çalıştırmak için geliştirilen bir yazılım. Yani normalde JavaScript ile yazdığımız kod sadece tarayıcılar tarafından çalıştırılabilir. Yalnız Node kullanarak bu kodu terminalde çalıştırabiliriz. Node, bilgisayarda kurulu olup olmadığını kontrol etmek için terminal veya PowerShell kullanarak node -v komutunu çalıştıracağız. Burada bana bilgisayarda hazır olan node versiyonu gösterecek. Node bilgisayarda kurulu olmasaydı burada bize bir hata gösterecekti. Node'u indirmek için node.js.org sayfasına gidip burada recommended for most users versiyonu indirip setup'ını yapabiliriz. Şimdi indirdiğimiz node'u kullanarak bilgisayara Expo CLI'yi kuracağız. Onun için terminalde npm -g -i expo-cli komutunu çalıştıracağız. İşlem tamamlandıktan sonra Expo bilgisayarda hazır olacak ve onu yeni bir proje oluşturmak için kullanabileceğiz. Şimdi oluşturacağımız uygulama gerçek telefonda denemek istiyorsak telefona Expo Client diye bir uygulama indirmeliyiz. Bu uygulamayı App Store ve Google Play'de bulabilirsiniz. Şimdi gelelim bu kurs boyunca kullanacağımız metin düzeltici veya kod editörü. Ben bu kursta Visual Studio Code veya VS Code'u kullanmak istiyorum. İstediğiniz editörü kullanabilirsiniz. Yalnız VS Code'u indirip benimle beraber kodlamayı çalışırsanız sizin için daha kolay olacağını inanıyorum. VS Code'u indirmek için code.visualstudio.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Şimdi VS Code'u açtıktan sonra yapmak istediğim birkaç ayar var. İlk önce Format on Save ayarı açmak istiyorum. Bu ayar açıkken dosyayı kaydettiğimizde otomatik olarak kod formatlanacak. Sonra Material Icon Theme diye bir tema indireceğim. Bu önemli bir ayar değil, sadece buradaki dosyaların ikonları sizde farklı görünebilir, şaşırmayın diye indirebilirsiniz.